Bugün sizlerle çok değişik bir sirke yapacağız kardeşlerim. Bu sirkenin birçok özellikler var, birçok şeylere faydası var. Vücudumuzun direncini kuvvetlendirme özelliği var. Birçok faydaların yanında. Bu sirkenin tam da zamanı, kaçırmayın son dönemleri. Bağırsaklarınızın güzel çalışmasına faydası var. Kalbinize faydası var. Sevgili kardeşlerim, vücudunuzdan toksin atılmasına faydası var. Sevgili kardeşlerim, bağırsaklarınızın, sisteminizin güzel çalışmasına, kilo vermede çok faydası var. Ne yapacağız? Bugün sizlerle şeftali sirkesi yapacağız. Strese karşı çok özelliği var. Nasıl yapacağımızı hemen anlatıyoruz. İçine bazı güzel katkılarımız da var. Bunlarla beraber şeftali sirkesini anlatıyorum. Sevgili kardeşlerim, her zaman olduğu gibi bir kavanozumuz olacak. Bu kavanozumuz 5 litrelik bir kavanoz. Bunun içine yapacağız bunu. Muhakkak cam olmasına dikkat edeceğiz. Nasıl yaptığımızı hemen anlatıyorum. Kardeşler, muhakkak ama muhakkak olgun şeftali bulunuz. Tam da zamanı şeftalini kaçırmayınız. Çünkü son dönemleri artık olgun şeftaliden olmasında yarar var. Diğer böyle sert şeftalilerden değil, olgun şeftaliler. Mesela biz bulmuşuz bir tane. Bakın kaya gibi, kaya gibi. Böyle şeftaliden ziyade, bakın böyle şeftaliden bak. Böyle yumuşacık şeftaliden yaparsanız daha güzel oluyor. Bunların oluşması uzun sürüyor. Ama bu ezip attığınız böyle yumuşacık şeftalilerden daha çabuk oluyor bakın. Böyle şeftali istiyorum. Anlatabildim mi? Yani çürümüş değil ama çürümeye yumuşamış. Yumuşamış şeftali istiyorum. Ne kadar şeftali aldık? Yaklaşık 1 kilo kadar şeftaliyi aldık. Şöyle ezip ezip attık kardeşlerim bakın. Ezdiğiniz zaman daha çabuk sirkesi oluyor, daha çabuk olgunlaşıyor, daha çabuk işler oluyor. Şöyle elinizle eziniz kendiniz evdeyken, ben programdayım diye eldiven giydim. Niçin elinizde? Annenin enerjisi geçiyor kardeşler. O kadar önemli ki sizin o enerjiniz. Hani bazıları der ki ya onun yemekleri çok güzel oluyor, değişik oluyor. O değişiklik, herkes aynı yemeği yapıyor. Aynı tuzu, aynı yağ, aynı tereyağını kullanıyor. Ne oluyor? Sizin verdiğiniz bir enerji var, enerji. Hele hele Bismillah diye başladığınız zaman, bir de abdestli olduğunuz zaman muazzam bir şey olur. Yani o yemek herkesi de doyurur, herkese de nimet olur, herkese de bereket olur. Yeter ki onu böyle gönülden yaptığınız zaman. İşte bu sirkelerde de muhakkak elinizde sıkmanızı tavsiye ediyorum ben evinizde. Çünkü sizin annenin enerjisi çok farklı bir şey. Allah onlara çok değişik bir özellik vermiş. En büyük nimeti anneliği vermiş ama bir de güzel bir enerji vermiş onlara. Çok farklı. Bugün bu enerjilerden de bahsedeceğiz. Bu streslerde bu enerjilerin bozulmasından oluyor zaten bütün dert. Bu enerjiler nasıl bozuluyor? Bu enerjiyi düzeltmek için ne yapacağız? Çok güzel püf noktaları söyleyeceğim size. Anlatacağım örneklerle. Ne yaptık? 1 kilo kadar şeftaliyi ezdik, attık içine. Sonra ne yaptık kardeşlerim? İçine dikkat edin. Aynı zamanda bu strese de karşı olsun diye bir iki bir şey daha. Elma dünyanın en iyi stres giderici maddeleri var içinde. Biz de bir tane böyle elmanın kabuğunu attık. Sarı olur, yeşil olur, kırmızı olur, ne isterseniz olur. Bir tane elma da atabilirsiniz. O da yumuşamış bir elma olursa daha da iyi olur. Şöyle elmanın kabuklarını da güzelce attık. Bir de ne ilave yapıyoruz? Ne ilave yapıyoruz? Bravo. Melisa'nın da şöyle bir fincan kadar yapraklarından ilave yapıyoruz. Yalnız bunu taze de bulabilirsiniz ama taze bulamazsanız da şöyle ezip atmanızda, nane gibi ezmenizde yarar var sevgili kardeşlerim. Bir de Melisa'mızı da koyduk. Ne koyduk? Bir daha tekrarlayalım. 1 kilo şeftalimizin içine Melisa koyduk, elma kabuğu koyduk. Ne kaldı geriye? Ne kaldı? Ağzınıza sağlık. 4 litre suyumuz var. Bu suyumuz muhakkak iyi su olacak. Yani iyi su demek de ki kloru az olan su olacak. Eğer şehir şebekenizde çok klor varsa o suyu kaynatınız, bekletiniz, o suyu kullanınız gene. Şimdi birçok belediyeler zaten yavaş yavaş kloru terk ettiler kardeşlerim. Klor yerine ozonla belediyeler suları dezenfekte ediyorlar, temiz hale getiriyorlar.
Birçok belediyemiz kullanıyor bunu. İşte size imzalı senet veriyorum. Biz hiç yapmadığımız bir şeyi size anlatmıyoruz. Çok favori, çok güzel, mis gibi kokan bir sirke bu. Lütfen bunu yapınız. Strese karşı faydası olacak. Vücudunuzun direncini kuvvetlendirecek, iyiliğe faydası olacak, kalbinize faydası olacak, toksinleri atıcı özelliği olacak. İçine hemen bir çorba kaşığı tuzumuzu koyalım. Bir bardakta bismillah dedik, sirkemizi koyduk. Sirke ne sirkesi olursa olsun yeter ki bir bardak güzelce sirkemizi koyduktan sonra da şöyle iyice bir karıştıralım. Tuzumuz, sirkemiz her tarafa ulaşsın. İşte size dünyanın en doğal, en güzel anti stres, antioksidan sirkesi. Sevgili kardeşlerim, muhakkak tarih atmayı unutmayınız. Zamanımız sıkıntılı, unutulabiliyor. Muhakkak tarih atınız. Bu tarihe de attık biz. Ne yaptık? Stres için sirkemizi yapmışız. Ne sirkesi? Şeftali sirkesi. Bunu güzelce üstüne bez koyuyoruz. Gidip gelip karıştırmamız lazım. Karıştırmayı sakın unutmayınız. Karıştırmak önemli kardeşlerim. Bir de üstü barlanabilir, telaşlanmayınız. Barlanması doğru. Yeşil küf gibi bir şey oluyorsa onu alınız. Barlanmayı, beyazlanmayı değil. Çok küflendiyse onu alıp atınız, gene devam ediniz. Göreceksiniz bir süre sonra mükemmel bir şekil olacak. Serin bir yerde bekletmenizde yarar var. Bakın hemen rengi şimdiden oluşmaya başladı. Olgun şeftali ezerek attığınız zaman çok güzel olacak. Önümüzdeki günlerde yazın çok denedim. Bir başka daha fuarlı sirkem var. Onu da yapacağım size. Dolu dolu, dop dolu güzel programımız devam ediyor.